Sen dedin ki ben bir ev istiyorum baba, bana bunu al. Evet. Ben başka hiçbir şey istemiyorum ve gidip noterden de feragat edeceğim. Bunu sen mi söyledin? Ben öyle bir şey söylemedim. Hemen söyleyeyim. Kim söyledi bunu? Ben o gün gittiğimde böyle bir şey olacağını bilmiyordum bile. Babam dedi ki gel İstanbul'a, gel ben senin ev işini halledeyim dedi. Gittim. Bakın gene Allah razı olsun bana evimi aldı. Bak ben gene kötülemiyorum. Ben olanı anlatıyorum şu anda. Yani çünkü babalarımızdan, annelerimizden olanı hayattayken bir şey isteyemeyiz ki zaten, ölmeden zaten. Eğer bu olanı anlatıyor, hani anlatırken eğer karşı taraf kırılacaksa kimse kusura bakmasın. Ama gene o adam benim babamdır. Ben gittiğimde İstanbul'da böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Ben o akşam babamda kaldım. Bakın babamla. Notere gitmeden evet, gitmeden önce. Çünkü noter kapanmıştı. Annemi aradım gece, anneme anlattım. Dedim yarın dedim notere gideceğiz. Oradan beni akıl hastanesine götürdü ondan önce. Bakın ben olanları anlatıyorum. Hayır ama onlar şey prosedür. Prosedür. Akıl hastanesine sağlığım yerinde yani bir feragatname imzalarken hani bu ev için bütün mirasta ben olacağım ya. Akıl hastanesine gittim. Yani böyle prosedür olmaz. Hayır, yani, sağlık raporu alıyorsun böyle şeylerde. Yani, işte yani düşün ya bir evlatla yaş, kaç yaşındasın? 22 yaşındasın. 22 yaşındayım. Baba oğlunu yaşadığı duruma bakıyor. Peki yani noter, yaş noter büyükse, 70 yaşında falan filansan böyle bir şey yaparken isteyebilir ancak. Annem dedi ki, annem dedi ki bak dedi, sanırım dedi sen dedi mirastan men olacaksın dedi. Kalk gel dedi bak. Annem dedi bunu bana. İşte bak bunu kimse bilmiyor. Bu siz inanın ya da inanmayın. Peki sana noterdeki hanım, noter yani noter. Evet. Seni almış içeride yarım saat konuşmuş seninle. Yok benimle kimse konuşmadı. Ben orada babam, menajeri, sana emin misin demiş. Onları çıkartmış dışarı. Ama bakın ama ben bir şey anlatıyorum. Sana sormuş demiş ama ben, ki. Ama ben sana onu bilinciyle gittim oraya. Ben anlatıyorum işte. Ha. Ben oraya annem bana her şeyi anlattı. O akşam dön gel dedi bana. Ben dedim ki anne ben sana bu evi alacağım. Ne olacaksa olsun dedim. Yani sen bunu kendin kabul ettin. Kendim kabul ettim ama işte hani kabul etmekle karşılığını yapması çok farklı. Anne dedim öyle bir şey varsa dedim. Ben ilk başta dedim bak babam öyle bir şey yapmaz dedim. Sen babana sormadın mı? Baba bu yaptığımız şey. Ama işte ertesi gün her şeyi konuştuk babamla zaten. Bak dedi oğlum dedi böyle böyle bir şey var dedi. Sen dedi benim mirasım men olacaksın dedi. Yap dedim baba. Hani artık bunu babamın yüzüne yani bir insan evladının yüzüne bunu söyleyebiliyorsa ben de o yüzde babama yap dedim yani ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Bunu noter dedim. Burada. Evet. Yani burada ben şunu diyorum hani şimdi siz yine isterseniz babamı savunun bilmiyorum. Benim burada en güzel duygularım suistimal oldu. Bakın en güzel duygularım, benim en güzel çağım, en güzel baba-oğul ilişkim. Bana bu evi alırken böyle bir şey yaptırması gerekmiyordu. Keşke kendi üstüne alsaydı bu kadar mı zor? Bir şey söyleyeyim mi sana? Kendi üstüne neden almadı? Almadı. Ya niye alsın? Oğlunu alıyor ama bir şey söyleyeceğim Cengiz. Adamdan kendi üstüne alsaydı ben onu... Hikayeyi dinleyelim biraz kendi üstüne, bak işte kendi üstüne almadı. Annemin oturmasını istemedi demek ki. Ama benim üstüme alırken de hayatımdan etti. Ben şu anda bundan şikayetçi değilim. Bakın ben gerçekten şuna değiniyorum. Hep burada yani siz olsun diğer programdaki insanlar da olsun hep burada paragöz olarak gözüktüm. Ya da annem gözüktü. Çünkü devamlı bir şey istenildiği için ben konuşuluyor yani. Ben ne istedim bana gösterin ben babamdan ne istemişim. Hayatım bir şey söyleyeceğim sana. Ha, ne istediğimi bunu zaten var mı kaydı? Zaten biz çocuklar olarak annelerimiz ve babalarımız daha hayattayken. Ama istemem çok normal değil mi? İstediysem. Babamdan. Dinle ben de istedim. Bak sana söylüyorum. Ben her şeyi çok tamam açık da ben konuşan şunu demek istiyorum. İnsanım. Ben ne istemişim bu zamana kadar? Canım onun benim, var şöyle mı? Bir o şey ev söyleyeceğim. Dışında istediğin bir şey var mı? Yok. Şimdi yapmışsın mı? Kat mı? Araba mı? Ne istemişim? Hayır ama şimdi mesela bu evi istedin ya evet. Mesela. Normal şartlarda herkesin annesi babası var ve annelerimizin babalarımızın birikimleri var ya. Biz şimdi onların karşısına gidip ben de aynısını yaptım. Ve dedim ki mesela anneme, anne dedim bak sen hayattayken bunu yap. Benim kardeşlerim var ve bunlar babamdan kalan şeyler. Evet. Neydi annem bana biliyor musun? Eğer dedi bir daha benim karşıma dedi bu konuyla gelirsen seni evlatlıktan reddederim dedi ve hiçbir şey yapmadı bana annem. Şimdi o, şunu anlatmaya ama çalışıyorum. Ama o sizin ailenizin görüşü. Şimdi benim canım babamla benim reddetti bu evi alırken. Dinle. Anlatabildim mi? Böyle bir şey olmaması gerekiyordu. Annelerimiz ve babalarımız bize onlar hayattayken zaten hani ölünce onlar Allah geçlerinden versin de yani bize kalacak ya her şey. Onlar bize hayatlarında hiçbir kimse gidecek diye çocuğu babasına diyecek ki baba benim üzerime ev alsana. Yapmayabiliyorlar. Herkes yapıyor mu zannediyorsun? Ama Seren bu normal bir şey, durum değil. Nasıl normal bir durum? Senin benim, yaşadığınla benim annemle babamla yaşadığımda bunu yaşadığım ben yapmak zorunda şey demiyorum niye, zaten. Ama değil mi Emrah yarın ölse eğer bu ev olayları falan bir istemeler bak ne güzel olmasaydı, söylüyorsun çocuğu diyorsun sana yapmak zorunda çocuğuysam. Ya yapmak zorundayken şöyle. Ben de diyorum çocuğum. Benim en zor anım bakın en zor anım benim en zor anım yanımda değilse ve beni feragat ediyorsa benim burada oturup sistem etmem çok doğal değil mi? Ya ben bir de sistem ediyorum bak ben
Gerçekten babamın yaşadığım diyalogları... Sen bunu niye kabul ettin hayatım? Noter demiş bak, ki sana... Bak ben bile bile kabul ettiğimi ama annemi sokağa mı şey yapalım, attıralım? Babam bana diyor ki bak şimdi açıkla bazı şeyleri söylersem gerçekten bu sefer babamı rencide etmek istemiyorum. Benim babamla olayını da konuştuğumu ben biliyorum ama annem hakkında. Ama o zaman bunu söylemen lazım ki o zaman biz de bunu bilelim. Hayır, bak çünkü ben o zaman şimdi... bunu babama sorun yani, sizler. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum.